Amansız tenkitlere karşı dengeli mukabele. Soru: İnandığımız ve saygı duyduğumuz değerler aleyhinde konuşan insanlara karşı tavır ve tepkimiz nasıl olmalıdır? Cevap: Öncelikle ifade etmek gerekir ki zaman bir mümin açısından çok kıymetlidir. Hiçbir parçası israf edilmeden çok iyi değerlendirilmelidir. Zira vaktin boş veya faydasız şeylerle geçirilmesi Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı israf kategorisine dahildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kıymeti bilinemeyen iki husustan birisi olarak sıhhatin yanında zamanı zikretmiştir. Dolayısıyla bir mümin vaktini neyle geçirdiğine dikkat etmeli, gereksiz yere aktüel konularla meşgul olmamalı ve hele onda zihin ve fikir dağınıklığı hasıl edebilecek şeylerden olabildiğince uzak durmaya çalışmalıdır. Özellikle televizyon ve internetin çok yaygınlaştığı ve herkesin yazıp çizdiği veya konuştuğu günümüz dünyasında bu konuda dikkatli hareket etmek, okuyacağımız, dinleyeceğimiz, izleyeceğimiz, takip edeceğimiz şeyleri mutlaka filtreye tabi tutarak sadece işimize yarayacak, düşünce ufkumuzu açacak, hizmet strateji ve felsefemizi zenginleştirecek olanları almak daha bir önem kazanmıştır. Mala Yaniyatı Terk Etme Keşke bir kısım yollar bulabilsek de internetin veya televizyonun tuşuna dokunduğumuzda karşımıza sadece milletimizin kaderi, İslam dünyasının genel durumu ya da insanlığın geleceğine dair faydalı olabilecek programlara ulaşabilsek. Böylece gereksiz yere bizde zihin kirliliğine veya fikir dağınıklığına sebebiyet verebilecek faydasız ve laubali şeylerden uzak durmuş oluruz. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanihi. Bir kişinin mala yaniyatı, kendisini ilgilendirmeyen, bir faydası olmayan şeyleri terk etmesi, onun Müslümanlığının en güzel derinliklerinden biridir buyurmak suretiyle bu konuda mümine seçici ve titiz davranmayı tavsiye etmiştir. Hadiste geçen mâ lâ yânihi ifadesi dilimize de mâ lâ yâniyat şeklinde çoğul bir kelime olarak girmiştir manası ise bir insanın asıl hedef ve maksadı olamayacak onun dünyevi ve uhrevi hayatı adına bir faydası olmayan boş ve gereksiz şeyler demektir. İnsan bu türlü şeylerden kaçınmalı ve asıl üzerinde durulması, takip edilmesi ve konsantre olunması gerekli olan faydalı mevzularla ilgilenmelidir. Zira her insanın belli bir kapasitesi vardır. Bu yüzden ona düşen vazife bu kapasiteyi kendisine yarar sağlayacak en uygun yerde kullanmaktır. Eğer doğrudan bizi alakadar etmeyen mevzulara dalarsak dağılır ve gücümüzü kaybederiz. Bunun sonucu olarak da fikren ve zihnen yoğunlaşmamız gereken mevzulara odaklanmalıyız. Öte yandan şayet birileri dine bağlı meselelerde saygısızca konuşuyor, laubaliye giriyor ve biz de bu türlü şeyleri takip ediyorsak bir süre sonra bunlar bizi de olumsuz etkileyebilir. Duyduklarımızı kendi aramızda konuşmaya başlar ve gereksiz yere bunlarla meşgul oluruz. Bir süre sonra farkına varmadan onlara benzemeye de başlayabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok gülmenin bile kalbi öldüreceğini söylediğine göre bu tür şeyler kalbi ve ruhi hayatımız adına onulmaz yaraların açılmasına sebep olabilir. Bu mevzuda ölçü bizde din ve diyanetimiz adına metafizik gerilim hasıl edecek, aşk-ı şevkimizi artıracak mevzularla meşgul olmaktır. Hele bir de temel disiplinlerimiz açısından mahzurlu gördüğümüz yazı ve konuşmalara makul cevaplar verecek ve onları tasih edecek bir konumda bulunmuyorsak, bunlarla zihnimizi meşgul etmemizin bize hiçbir faydası yoktur. Hatta zararı vardır. Gereksiz yere haksızlığa şahit olmuş ve onu dinlemiş oluruz. Öte yandan özellikle dini mevzularda konuşan insanların çok dikkatli olmaları gerekir. Konuşma yapmadan önce ciddi bir zihni hazırlık yapmaları ve söyleyecekleri meseleyi değerli toplu ortaya koymaları, maksatlarını doğru ifade edebilme adına çok önemlidir. Yoksa irticali konuşmanın esnekliği içerisinde kırık dökük ifadelerle insanlara bir şeyler anlatmak mümkün değildir. Özellikle dine ait olan veya büyük bir kitleyi alakadar eden konuları ele alırken daha bir dikkatli olmalı ciddiyeti muhafaza etmeli yanlış anlaşılacak beyanlardan sakınmalı ve her zaman müstakim düşüncenin temsilcisi olmalıdır sabır ve tahammül diğer taraftan gerek inandığınız değerler gerekse şahsınız aleyhinde dile getirilen her söze karşılık vermek sürekli birilerine cevap yetiştirmekle meşgul olmak doğru değildir konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'in şu beyanı bu konuda yönlendirici olmalıdır وَلَا اِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرُ الْلِصَّابِر۪ينَ Şayet sabredecek olursanız bu sabredenler için işin en hayırlısıdır. Söz buraya gelmişken Hz. Ebubekir'in yaşamış olduğu bir hadiseyi hatırlayabiliriz. Rivayet edildiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bir şahıs Hz. Ebubekir'e karşı bir takım kaba ve çirkin sözler sarf eder. Hz. Ebu Bekir sabreder ve onun bu sözlerine karşılık vermez. Fakat bir aralık bardağı taşıran bir şey olur ve Hazreti Ebubekir de ona mukabelede bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerinden kalkıp oradan ayrılır. Hazreti Ebubekir hemen arkasından yetişir ve ona bu tavrının sebebini sorar. Efendimiz de şöyle cevap verir: Sen süküt ettiğin sürece bir melek senin bedeline ona cevap veriyordu. Fakat sen cevap vermeye başlayınca melek gitti, şeytan geldi. Ben de kalktım şeytanla aynı meclisi paylaşmak istemedim. Dengeli ve makul cevaplar verme. Her ne kadar yanlış konuşma ve yanlış beyanlara karşı ilgili ilgisiz herkesin cevap vermesi doğru olmasa ve bu bazen daha büyük zararların ortaya çıkmasına sebep olsa da elbette başkalarına bir şey söyleme ve cevap verme mevkiinde olanların gerekli durumlarda üzerlerine düşeni yapmaları, tavzih ve tasihlerde bulunmaları gerekir. Fakat burada da dikkat edilmesi gereken bir kısım ölçüler olmalıdır. Öncelikle insan bu konuda duygularının tesirine kapılmamalı, gergin ve hiddetli olduğu zamanlarda konuşmamalıdır. Eğer hissiyatımızı tatmin arayışıyla hareket edersek, falsoya sebebiyet verecek davranışlara girebiliriz. Halbuki bu oldukça temkin ve teyakkuz gerektiren bir konudur. Bu yüzden gözümüzün, fikrimizin, düşüncelerimizin açık olduğu, sakin ve müteyakkız bulunduğumuz zamanları kollamalı, ve diyeceklerimizi o zaman demeliyiz. Böyle bir meselenin asla aceleye tahammülü yoktur. Hususiyle hırçın ve asabi insanlar karşısında birkaç defa düşünüp bir defa konuşun, imkan varsa bugün değil, yarın cevap verin. Yemekleri yutmadan önce güzelce çiğnediğiniz gibi, sözlerinizi de dile getirmeden önce mutlaka birkaç defa düşünce potalarından geçirin. Nasıl ki çiğnenmeden yutulan yemekler yutak, gırtlak ve mide açısından problemdir. Düşünce ve tefekkür süzgecinden geçirmeden aceleyle söylenen sözler de insanın başına çok problemler açabilir. Hatta bazen çok güzel mülahaza ve düşünceler bile güzel bir beyana kavuşturulmadığı için yanlış anlaşılabilir. Aceleyle ve irticalin esnekliği içinde bir şeyler söyleyip de maksadını doğru ifade edebilen çok az insan vardır. Nitekim zaman zaman kendisine mikrofon uzatılan bazı insanların nasıl baltayı taşa vurduklarına pek çok defa şahit olmuşsunuzdur. Çünkü bu herkesin başarabileceği bir iş değildir. Bu yüzden de mutlaka birilerine cevap verme adına konuşmadan veya yazmadan önce Kur'ani üslupla söyleyecek olursak ciddi bir tefekkür, tedebbür ve tezekküre ihtiyaç vardır. Yumuşak üsluptan ayrılmama Öte yandan birilerine cevap verelim, onların yanlışlarını düzeltelim derken insanlardaki kin ve nefreti tetiklememeli, kaba ve sert davranışlardan sakınmalıyız. Muhatabımız her kim olursa olsun üslubumuzu bozmamalı ve karakterimizden taviz vermemeliyiz. Onlar dikkatsiz, temkinsiz ve ölçüsüz konuşsalar bile bu bizi ölçüsüzlüğe sevk etmemelidir. Dengeli ve ölçülü hareket etmek bizim lazımı gayri müfarıkımız bizden ayrılması mümkün olmayan bir özelliğimiz olmalıdır. Bu konuda Hz. Bediüzzaman'la ilgili şöyle bir olay anlatılır. Bir gün ziyaretine aleyhinde karikatürler çizen bir gazeteci gelir. Hz. Pir ona çok iltifatta bulunur. Giderken de onu kendisine yakışır bir saygı ve edeple uğurlar. Talebeleri bu durumdan biraz rahatsız olurlar. Onların bu rahatsızlığı üstadlarının tavrını beğenmediklerinden değil, Üstadların namına ciddi bir gayret hissi taşımalarından kaynaklanmaktadır. Hazreti Pir, talebelerinin bu hislerini anladığı için onlara şöyle der. Eğer sizin 100 tane düşmanınız olsa bunların sayısının 99'a inmesini istemez misiniz? Evet, meselenin mantıki yanı budur. Hiç kimse 100 olan düşmanını 101 etmeyi istemez. Ama herkes bu düşmanlarının sayısının azalmasından memnun olur. O halde bunu gerçekleştirmeye bağlı hareket etmek gerekir. Bize düşen vazife başkalarıyla konuşurken veya onlara cevap verirken elimizden geliyorsa hiç kimseyi küstürmemektir. Mesleğimizin muhabbetiyle yaşamak bizi başkalarına karşı düşmanca tavırlara sevk etmemelidir. İnsanlar söylediklerimizi veya yazdıklarımızı saf vicdanlarıyla test ettikleri zaman en azından bize hak vermeli, veya hakemliklerine müracaat edildiğinde bizim hakkımızda olumlu düşünceler beyan etmelidirler. Duygu ve düşüncelerin başkalarına ulaştığı bir kısım yollar, şehrahlar vardır. Siz insanları hırçınlığa ve huşunete sevk ederseniz, bu yolların güvenliğini tehlikeye atmış olursunuz. Eğer yürüdüğünüz yollarda güzergah emniyetini sağlamak ve herhangi bir trafik kazasının yaşanmasına sebebiyet vermek istemiyorsanız, elden geldiğince yumuşaklıktan ayrılmamalı, hal yin, tavr yin ve kavl ile yini yumuşak hal, yumuşak söz, yumuşak tavrı kendinize ilke edinmelisiniz. Bu aynı zamanda İslamiyet'in de önemli bir emridir. Zira Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u dönemin korkunç bir tiranı olan Firavun'a gönderirken onlara bile kavl ile yini emretmiştir. İzheba ila اِلَى innehu اِنَّهُ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ev يَخْشَى Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki aklını başına alır veya korkar. Ayeti i kerimede yer alan لَعَلَّهُ la lafzı tercih ifade ettiği için burada ifade edilmek istenilen manayı şu şekilde anlayabiliriz. Eğer siz, Firavun'un öğüt almasını, yumuşamasını ve haşiyet duymasını ümit ediyorsanız bunun yolu kavli geçer. Özellikle günümüzde gayeyi hayallerini gerçekleştirme istikametinde dünyanın dört bir yanına açılan ve gittikleri yerlerde çok farklı kültür ortamlarında yetişmiş insanlarla karşılaşan hizmet gönüllülerinin kullanacağı ortak bir dil varsa bu da mülayemet dilidir. Her zaman kullandığımız tabirle ifade edecek olursak onlar mutlaka gönüllerinde herkesin oturacağı bir sandalye bulundurmalıdırlar. Onlara muhalif olan veya düşmanlık besleyen bazı insanlar, tavır ve davranışlarıyla bazen bu sandalyeyi devirebilirler. Buna rağmen onlar Kur'an'ın hatırına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına kendilerine yapılan kötülükleri affetmeli, bunlara karşı aynıyla mukabelede bulunmamalıdırlar. Hatta onlara düşmanlık yapanlar geriye dönüp geldiklerinde yine onları bıraktıkları gibi kalp ve gönül dünyaları herkesi açık olarak bulmalıdırlar. Çünkü sertlik ve huşunet dostların kapılarını bile kaparken mülayemet ve yumuşaklık düşmanların bile kapılarını açabilir. Söz buraya gelmişken Mus'ab bin Umeyr ile Sa'd bin Muaz arasında geçen bir hadiseyi hatırlayabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab bin Umeyr'i İslam'ı talim etmesi adına Medine'ye gönderir. Fakat birileri Evs kabilesinin reisi olan Sa'd bin Muaz'ı onun aleyhinde doldurur. Ona Hazreti Mus'ab'ın insanların kafasını karıştırdığını ve mukaddesatlarının aleyhinde konuştuğunu söylerler. Bunun üzerine Hazreti Sa'd kılıcını kuşanır ve doğruca Mus'ab bin Umeyr'in yanına gelir. O evden içeriye girer girmez kılıcını çekip Hazreti Mus'ab'ın kellesini alacağını söylese de Hazreti Mus'ab henüz yirmili yaşlarda çiçeği burnunda bir delikanlı olmasına rağmen oldukça yumuşak, olgun ve sakin davranır. Ona hitaben otur ve diyeceklerimi dinle. Eğer beğenmezsen dilediğini yapabilirsin der. Hazreti Saad onu dinledikten sonra birdenbire değişir ve onun arkasında yerini alır. Evet, mülayemet bizim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz, taviz veremeyeceğimiz şiarımız olmalıdır öfkeyle, şiddetle, bağırıp çağırmakla nefse bir şeyler kazandırsak bile kendimizi gerektiği gibi anlatamayız. Daha da önemlisi insanlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiremez, Allah'ı tanıtamayız. İnsanlar da onları tanınması gerektiği şekilde tanıyamadıklarından ötürü dalalet ve küfre saparlar. Meseleye daha geniş bir perspektiften yaklaşacak olursak, özellikle devletlerin silahlanma yarışına girdiği atom ve hidrojen bombaları gibi oldukça öldürücü nükleer silahların üretimine yöneldiği bir çağda, insanlığın hoşgörüye, sevgiye ve yumuşaklığa her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Meseleye bir İngiliz filozofunun gözüyle yaklaşacak olursak, eğer bir üçüncü cihan harbi çıkacak olursa, maktül mezara, katil de yoğun bakım ünitesine kaldırılacaktır. Meseleleri müşterek akla test ettirme. Bütün bunların yanında ifade ve beyanlarımızda gerek şahsi enaniyetten, gerekse cemaat enaniyetinden de olabildiğine uzak kalmalıyız. Tumturaklı laflarla kendimizi ifade etmemeli, sırf karşı tarafın sesini kesmek ve onu ilzam etmek için uğraşmamalı, hak ve hakikatin ortaya çıkması için gayret etmeliyiz. Çünkü ele alınan meseleler egoizme ve aidiyet mülahazasına bağlandığı takdirde, değil düşmanlar, dostlar bile bize karşı kapılarını sürgüleyecek, ve Suzi'nin dediği gibi beyhude yorulma, kapılar sürmelidir diyeceklerdir. Bir insanın tek başına bütün bu hususların altından kalkması, başarılması çok zor bir iştir. Bu sebeple kimse sadece kendi düşünceleriyle iktifa etmemeli, mutlaka meselelerini fikrine itimat ettiği insanlara da arz etmeli ve onların da görüşlerini almalıdır. Bunu yaptığı takdirde o düşüncelerini müşterek akla test ettirmiş olacağı için yanılma ihtimali çok daha düşük olacaktır. Evet, mesele sadece bir iman meselesi değildir. O imanın gelişmesi için her şeyden önce bir güven ortamına ihtiyaç vardır. Kavgaların, şiddet ve hiddetin, çatışma ve sürtüşmelerin hüküm ferma olduğu bir zeminde, kimsenin bir başkasına kendisini dinletebilmesi ve bir şeyler anlatabilmesi söz konusu değildir. Bu tür tavırlar nefsani hissiyatımız açısından bizi tatmin etse de bunun kimseye bir faydası olmayacaktır.